LGS'ye son 56 gün. LGS 2023'te biliyorsunuz ki sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Dolayısıyla sözelde ve sayısalda yapabiliriz dediğimizde gerçekten yapabileceğimiz bir sınav bizi bekliyor arkadaşlar. Zaten yapabiliriz dediğimizde 100 milyar sinir hücresi bizler için harekete geçiyor. Yani inşallah diyeceğiz, gayret göstereceğiz, sorular çözeceğiz, hatalar yapacağız, hatalarımızın çözümünü öğreneceğiz ve sonrasında da inşallah yapabilirim diyeceğiz ve LGS'de de inşallah yapacağız arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Furkan Enes Kalkan isimli bir öğrencimiz demiş ki, hocam çalışma ortamı nasıl olmalı? gerçek LGS gibi olmalı. LGS gibi olmalı. Bu ne demek hocam? Yani siz LGS girdiğinizde yanınızda televizyon olacak mı? Hayır. Yanınızda WhatsApp olacak mı? Hayır. Yanınızda bilgisayar oyunu olacak mı? Hayır. Yanınızda meyve tabağı olacak mı? Hayır. Meyvenizi yiyin ondan sonra çalışın. Filminizi izleyin ondan sonra çalışın. Oyununuzu oynayın ondan sonra çalışın. Üç saat dağınık bir şekilde çalışmak yerine bir saat pırıl pırıl çalışın. Dolayısıyla gerçek LGS girdiğinizde masanızda ne varsa ders çalışırken de masanızda bunlar olmalı. Her gün ders çalışmalı mıyız? Evet arkadaşlar son 56 gün her gün en azından bir tane deneme de olsa ders çalışmalısınız. Yani diğer türlü boş geçire, diğer türlü boş geçirebileceğiniz kadar gün kalmadı. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. LGS 2023 aynı LGS 2020 gibi sadece birinci dönem kullanılan oluşuyor. Dolayısıyla kazanma ihtimalimiz arttı. 10 konudan değil 5 konudan sorumluyuz. 8 üniteden değil 4 üniteden sorumluyuz. Dolayısıyla daha az konudan sorumlu olduğumuz için daha rahat çalışıp daha yüksek netler yapabiliriz. Artık sadece deneme mi çözelim? Arkadaşlar sadece deneme çözmek doğru olmayabilir. Denemelerden sonra diyelim ki aldığınız LGS e geri sayım denemelerini çözüyorsunuz. Bu denemede bir soru yanlış yaptınız. Örnek veriyorum matematikte 18'in soru yanlış yaptınız. Bu durumda hemen e, deneme analiz sayfasından... Ben matematik 18. soru yani karekökü sayılarda çarpma ve bölmeyi yanlış yapmışım diyerek bununla alakalı kendinize ödevler vermeniz lazım. Çünkü denemedeki hatalarınızın sadece soru çözümünü izlemek yetmez. Aa ben bunu anladım demek yetmez. Kendinizi cezalandırmanız, ödevlendirmeniz gerekiyor. Niye? Bir dahaki sefere denemeyi daha dikkatli çözün. Bir dahaki sefere diğer denemeyi çözerken diyeceksin ki ha ben bu sefer bu karekökü sayılarda çarpma bölmeyi yanlış yapmamaya çalışacağım diyeceksiniz. Yine mi hata yaptınız? O zaman bir daha karekökü sayılarla alakalı kendinize ödev vermeniz gerekiyor. Ayrıyeten denemede soruya odaklanamıyorum. Çoğu soruyu soru kökünden kaçırıyorum. Nasıl dikkatimi toplayabilirim? Arkadaşlar ...LGS 2023'te... ...az önce söylediğimiz müjdeli bir haber var. Dedi ki sadece bir incelem konuları olacak. Aynı LGS 2020 gibi. Fakat biz... ...LGS 2020'yi incelediğimizde... ...öğrencilere bilgiye dayalı değil de... ...böyle yoruma dayalı... ...paragraf sorularında zorlayıcılığın... ...arttığı bir sınav hazırlamışlar. Yani mesela şu soru... ...dikkat gerektiren bir soru. Aslında bilgi yok içerisinde. Veyahut da şu soru... ...dikkat gerektiren bir soru. Bilgi yok içerisinde. Ya da bu soru dikkat gerektiren... ...yorum gerektiren bir soru. O zaman... Bizler de dedi ki öğrencilerimizi LGS 2023'te sınavı paragraf açısından zorlaştırabilirler. Matematikte veya fende soruların sayfa sayısını uzatarak yani kelime sayısını uzatarak sizlerin kondisyonunuzu ölçebilirler. O yüzden sizler de sınavdan önce mutlaka Uzun soruların, yeni soruların olduğu denemeler çözmelisiniz veya veya deneme denemeler haricinde de kendinize mutlaka işte günde 15 paragraf ya da paragrafons ya da paragrafon gibi kitaplardan bu tarz uzun soruların olduğu ödevler vermelisiniz. Yani deneme çözmelisiniz, hata yapmalısınız. Paragraflarda hata yapmasanız bile mutlaka bol bol paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Bu sizin odaklanma yeteneğinizi artıracak. Bakın son iki ay yapmanız gereken şeyi bir daha söylüyorum. Deneme çözüyorsunuz. Denemelerde full yaptınız sıkıntı yok. O zaman gidin dinleyin. Ama denemede diyelim ki hatanız çıktı. Hata yapmak da güzel bir şey zaten. Çünkü o hatayı gerçek yapmamış olursunuz. Hatayla alakalı kendinizi ödevlendiriyorsunuz. Denemede paragrafla alakalı hata yapsanız da yapmasanız da mutlaka kendinize paragraf onstan ya da günde 15 paragraf gibi kitaplardan birçok paragraf kitabımız var. Biz. Bunu da hepsini göstersem sığmaz buraya. Yani bakın paragraf formumuz var, paragrafta son nokta var. Bunlardan hangisini isterseniz Hepsi size faydalı olacaktır. Hepsini bitirebilseniz daha iyi tabii ki. Odaklanmanızı, süre yönetimini sağlayan parafonsa mesela sorular çözün. Buradaki soruları çözdükçe, buradaki hataları yaptıkça gerçek denemelerdeki sorular size daha kolay gelecek. Düşsene. Her gün böyle böyle sorular çözüyorsun. Sonra LGS'ye giriyorsun. Hemen şuradan LGS'yi alayım. LGS'ye bir geçiyorsun. Bak LGS açıyorum. Bakıyorsun. Ha bunlar o kısaymış. Bir sorumu, bu soru mu? E Bu soru daha kısa. Bu sorumu, bu sorumu. Bu soru daha kısa. O zaman LGS sana daha kısa, daha rahat, daha odaklanabilir gelecek. O yüzden bu tarz kitaplarımızı sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Bu kitaplarımızı Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç şubesinden alabilirsiniz. Hocam sürekli bize kitap öneriyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar sınavda sizlere soru soracaklar. Sınavda size şınav çek demeyecekler. Sınavda size ipten atla demeyecekler. Sınavda size barfiks çek demeyecekler. Sınavda sözel ve sayısal bölümden oluşan cevapların olduğu, dört tane seçenekten bir tanesi cevapların olduğu sorular soracaklar. Dolayısıyla siz sınavdan önce ne kadar çok soru çözerseniz, ne kadar çok hata yapıp bunların çözümünü öğrenirseniz, gerçek sınavda da o kadar iyi netlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Tonguç LGS dershanesinde hızlandırılmış 2023 online LGS dershanesi kampımız başladı. Hayalinizdeki liseyi kazanmak için son fırsatı da kaçırmayın. Mutlaka LGS dershanesine katılın arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah LGS'de kazanırsınız. Kazanmanız hayırlısıdır ve güzel okullar sizleri bekliyordur. Bizler inanıyoruz ki sizler kazanacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere.